أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki. Mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir resul mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır. Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin. O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur. Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır. İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı. Rabbül Alemin tarafından indirilmiştir. İman edenlerin kalplerinin Cenab-ı Hakk'ı ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Şu kesindir ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için resullerle beraber kitap
ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de, kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde, onun dinini ve peygamberlerini, kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için, büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur. Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu. Rabbül Alemin'den indirilen bir derstir. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de, neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir, desinler. Böylece Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. O ayetler, şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi. Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.